Aşağıda verilen tablonun yanda verilen durumlardan hangisi veya hangilerinin sonuçlarını tam olarak verdiğini bulmamız gerekiyor. Pekala, öncelikle tabloyu yakından inceleyelim. Evet, sütun isimleri olarak elf, hobbit ve insan var. Ve satır başlıkları ise sihir, kılıç, kalkan, sapan ve şemsiye olarak verilmiş. Eğlenceli bir soruya benziyor. Kendimi orta dünyada hissettim. Evet, soruya dönelim. 5 satır ve 3 sütundan ve 5 satırdan 15 farklı sonuç çıkıyormuş. 15 farklı sonuç çıkıyor. Tabloya baktığımda bu bir oyun olabilir gibi geldi. Bu oyunda bir karakter yaratacağız, değil mi? İlk olarak bu 5 farklı silahtan birini seçmemiz ya da karakterden birini seçmemiz gerekiyor. İlk olarak bilmiyorum. Neyse, bu 5 farklı silahtan birini, daha sonra da 3 farklı ırktan birini seçip karakterimizi yaratmış olacağız. 5 seçenekten biri ve daha sonra seçtiğim her seçenek için 3 farklı karakter oluşturma olasılığım var. Yani toplamda 5 çarpı 3, 15 tane değişik sonuç elde edebiliyoruz. Sapanlı bir hobbit olabilirim ya da şemsiyeli bir insan, şemsiye kullanan bir elf olabilirim ya da sihir kullanan bir elf. Sihir kullanan bir elf daha iyi duyuluyor, değil mi? Bunların hepsi olası sonuçlar. O halde bir düşünelim. Karakterimi oluşturmaya öncelikle elf, hobbit ve insan arasında, ırklar arasında bir seçim yaparak başlayabilirim, değil mi? Yani 3 farklı seçim yapabilirim. Ve seçtiğim karakter için, ırk için 5 farklı silahtan birini alabilirim. Her halükarda 15 farklı karakter, 15 farklı karakter, yani sonuç elde edebilirim. Evet, şimdi yanda verilen durumları inceleyip bu tablonun hangisi ya da hangileri için uygun olduğuna bakalım. Birinci seçenek, farklı ırklardan ve rastgele silahlardan oluşan 3 farklı karakter yaratmak. Sadece bu ırkların var olduğunu varsaysak bile her birinden bir karakter yaratabiliriz. Böylece bu karakterlerin hepsinin ırkı farklı olabilir. Ya elf, ya hobbit, ya da insan. Ve bu 3 karakterin her biri için 5 farklı silahtan birini seçebiliriz. Oluşabilecek tüm sonuçların toplamı, birinci karakter için 5, çarpı ikincisi için 5 ve çarpı üçüncüsü için de 5 olduğu için 125 olur. Yani bu durumda 3 farklı karakter için toplam 125 farklı sonuç yaratabiliriz. Bunun için birinci seçenekteki durum bu tabloyla örtüşmüyor. İkinci seçenekte bir oyun için her seferinde rastgele 15 farklı karakter yaratma durumu verilmiş. Her bir karakter için 3 olasılık var. Sadece elf, hobbit ve insan arasından seçim yapıyorsak, birinci karakter için 3, ikincisi için 3 ve sonuncusu için de 3 olasılık olur. 15 farklı karakter içinse toplam 15 tane 3 kadar olasılığımız olur. Yani oldukça büyük bir sayı olan 3 üzeri 15 olasılıktan bahsediyorum. Bu tabloda verilen 15'ten büyük olduğu için bu seçenek de yanlış oluyor. Üçüncü seçeneğe göre bir oyun için önce 5 silahtan birini, sonra da 3 ırktan birini seçip bir karakter yaratıyoruz. Evet, bu kulağa tanıdık geliyor. Tabloyu yorumlarken aynı bu durumdan bahsetmiştik. Önce 5 silahtan birini seçiyorum ve sonra seçtiğim silahı kullanacak ırkı seçiyorum. Kısaca bu durumda 5 çarpı 3, yani 15 farklı sonuç elde edebilirim. Son seçenekte ise bir oyun için öncelikle 3 ırktan birini, evet 3 olasılık var, sonra da 5 silahtan birini seçip bir karakter yaratma durumu verilmiş. Bu da 3 çarpı 5, 15 farklı karakter, yani 15 farklı sonuç demek. Son iki seçenekte gördüğümüz durumlar tabloya uygun görünüyor ve doğru.